bir bilgi paylaşmak istiyorum. Kamuoyuyla belki ilk defa paylaşılmış olacak bu. Buyurun. Ben az önce tweet attım gerçi ama hani ekranda da ilk defa paylaşılmış olacak bu. Ben Nedim Bey Cumhuriyet tarihi üzerine okumalar yapmış bir gazetecidir. CHP tarihini, kültürünü bilir yani. Atatürk'ün yaşadığı dönemde, yani Atatürk'ün CHP'nin genel başkanı olduğu dönemde, İsmet Paşa'nın ikinci adam olduğu olarak anıldığı dönemdir o. Ben İsmet Paşa'nın Atatürk'ün yaşadığı dönemde oturduğu koltukta fiilen oturmuş bir kişiyim. Yani CHP'de ikinci adamlık yapmış bir kişiyim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihini, kültürünü çok iyi biliyorum. Bakınız, İstanbul'daki ilçe belediye başkanlarımıza telefon ediliyor. Telefonu açan kişi Sayın Ekrem İmamoğlu. Ve mesela isim vereceğim. Battal Bey'i de aramış. Bu istifa da onun üzerine mi gerçekleşiyor? Ali Kılıç, istifa hayır, oraya geleceğim. Tamam. Ali Kılıç'ı da aramış. Maltepe. Ve aynen şu ifadeyi kullanmış. Yeni dönemde sizinle biz çalışmak istemiyoruz. Falanca kişiyle çalışacağız. Bakın bu CHP tarihinde hiç eşine rastlanmış bir husus değildir. Niye biliyor musunuz? Arayan kişiyle aranan kişi aynı statüdedir. Arayan da belediye başkanıdır. Partinin parti meclisi tarafından atanır yahut da ön seçimle belirlenir. Yani aday belirleme usulünüz ön seçimse ön seçimle, merkez atamasıyla atamayla belirlenir. Bu bir. İki, bu ilçelerle alakalı genel merkezin aldığı bir karar yok. Yani Maltepe'ye atama yapılmamış. Ataşehir'e atama yapılmamış. Şişli'ye atama yapılmamış. Sarıyer'e atama yapılmamış. Parti meclisi atama yapmakla sorumlu. Parti meclisi konuyu görüşmemiş. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız arıyor. Diyor ki kendi dengine, denk, bakın denk, büyükşehir, adı büyükşehir olunca başka bir statü kazanmış olmuyor. O da belediye başkanı, aranan kişi de belediye başkanı. Kendi dengine diyor ki biz yeni dönemde sizinle çalışmak istemiyoruz. Biz falanca kişiyle çalışacağız. Bunun kararını Ekrem Bey mi veriyor yoksa partinin genel merkezi mi veriyor? Eğer genel merkezden, bakın eğer genel merkez, peki doğru usul ne? Onu da söyleyeyim. Doğru usul ne? Parti yönetimi karar alır, ilçelerin atamasını yapar. Daha sonra yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı atanmayan belediye başkanlarını arar. O güne kadarki hizmetlerinden dolayı teşekkür eder. Ve der ki sizin yerinize parti yönetimimiz falanca kişiyi tercih etmiştir der. Bu arama ne zaman yapılır? Partinin yetkili kurullarında o ilçelerin ataması yapıldıktan sonra. Peki bu tavır neyi gösteriyor? Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin yetkili kurullarının iradesini tanımıyorum anlamına geliyor. Bakın bu çok tehlikeli bir şeydir. Bu çok yanlış bir şeydir. Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın Maltepe Belediye Başkanı'ndan bir cari büyüklüğü yoktur. İkisi de belediye başkanıdır. Ve ikisi de parti meclisinin tabiri caizse atamasına tabidir. Büyükşehir Belediye Başkanı büyükşehire atama yapamaz. Başka bir büyükşehir belediye başkanı belirleyemez. Başka bir il belediye başkanı ve ilçe belediye başkanı belirleyemez. CHP tarihinde bunlar olmamıştır. 100 yıllık tarihimizde yaşanmamıştır.